Diokletianus'un işlediği cinayetler yetmiyormuş gibi şimdi de imparator gelecek diye dindaşlarımıza yönelik baskıyı artırdılar. Bir şeyler yapmalıyız. Allah'a dua edip sabır dilemeliyiz. O bizden yardımını esirgemeyecektir. Dindaşlarımız kılıçtan geçirilirken sen kalkmış sabırdan söz ediyorsun. Artık maalesef sabredecek gücümüz kalmadı. Harekete geçmeden önce iyi düşünülmesi gerektiğini söylüyor. Pekala, o zaman düşünelim. Ve düşündüğümüzü eyleme dökelim. Ne dersiniz? Mesela imparatora bu şehri nasıl zindan edeceğimizi düşünelim, ha? Ya da Julius ve adamlarını dindaşlarımızı tutuklamaktan alıkoyacak tedbirler üzerinde düşünelim. Dindaşlarımızın intikamını almalıyız. Evet, almalıyız. Bütün bunları yapmayı biz de isteriz tabii. Ancak bunları gerçekleştirmek mümkün mü? Kanımca çok dikkatli davranırsak bütün bu arzularımıza ulaşabiliriz. Putları kırarak ya da tapınakları ateşe vererek şehrin güvenliğini tehlikeye sokabiliriz arkadaşlar. Ya da imparator ve Diokletianus'u öldürürsek hem dindaşlarımızın yakalanmasını önleriz hem de intikamımızı almış oluruz. Şehrin güvenliğini bozabiliriz. Ancak bu ikisini öldürmek o kadar da kolay değil. Ben sana katılmıyorum dostum. Bizler sarayın danışmanları olarak hem Diokletianus'a hem de imparatora yaklaşabiliriz. Görüyorsunuz ya. Uygun bir fırsatta bu niyetimizi gerçekleştirebiliriz. Tabii ölümü göze almak şartıyla. Öyle değil mi? Zor bir iş. Ölümü göze almak sorun mu yani? Değil tabii. Önemli olan bu davranışımızla istenilen sonuca ulaşıp ulaşamayacağımızdır. Ben sonuç alacağımızdan kesinlikle eminim. Bu konuda karar vermeden önce çok iyi düşünmeliyiz. Ama yine de başlangıç olarak putları kırabilir ve tapınakları ateşe verebiliriz. Ben katılıyorum. Siz ikiniz dönüp dolaşıp aynı şeyi söylüyorsunuz. Size katılmaktan başka çarem yok. Önce Julius'u durdurmalıyız. Aslında başka çaremiz de yok gibi. Gerisini daha sonra tekrar düşünürüz. Gidelim mi? Şehre köle getireceklerini duymuştum. İsterseniz gidip onlara bakalım. Hadi çabuk olun. Hadi yürü. Hızlı. Sallamayın hadi. Hadi, sallamayın. Çok yorulduk. Daha çok yolumuz var. Böyle giderse dayanamazsınız. Acıyın bize. Yürüyün. Lütfen efendim, yapmayın. Hadi acele edin. Daha hızlı. Hey, neler oluyor? Bu da ne? Atıyorlar. Bunlar da kim böyle? Serbestsiniz. Kaçın, canınızı kurtarın. Hadi. Hadi kaçın. Hadi kaçın. Hadi. Kurtulduk. Kurtulduk. Hadi kaçın. Hadi kaçın. Hadi.
Hadi ne duruyorsunuz? Büyük ve kudretli Roma İmparatorluğu'nda, üstelik benim hakimiyetim altındaki bir bölgede güpegündüz birkaç serseri askerlerimize saldırıyor, esirlerimizi serbest bırakıyor ve hiç kimse onlar hakkında bir şey bilmiyor. Peki sizler ne işe yararsınız? İmparator yolda, ancak şehrin güvenliği hiç olmadığı kadar tehlikede. İmparator bu durumun benim beceriksiz danışmanlarımdan kaynaklandığını düşünmeyecek tabii. Roma İmparatorluğu'nun 5. kolordu komutanı Diokletianus'un, yani benim bir avuç çapulcunun üstesinden gelemediğimi sanacak. Bunun hesabını bana soracak. Bunun sorumlusu sizlersiniz. Sizler! Önemli bir şey yok efendim. Ne önemli bir şey yok mu? Birkaç kendini bilmez askerlerimize saldırmış. Bunlar en kısa sürede yakalanacak efendim. Julius. İsevilere biraz daha baskı uygulayın. Bitecek gibi değiller çünkü. Bitecekler efendim. Ancak daha önce de söylediğim gibi, her şeyden önce saraydan sızan bilgiler için bir çare düşünmek zorundasınız efendim. Nasıl oluyor bilmiyorum ama önemli bilgiler dışarı sızıyor. Çare düşünmek zorundasınız efendim. Julius'un uyarısı bence çok yerinde bir uyarıdır. Bir devletin askeri üstünlüğü karşısında çaresiz kalan düşmanlar saraylara ve yönetim merkezlerine sızarak o devleti içten içe çökertirler ve hiç haberimiz olmaz efendim. İmparatorun Philadelphia ziyaretine çok az bir süre kalmışken birkaç hainin bu girişimi sizleri üzmemelidir efendim. Hepiniz sarayda bir takım hainlerin bulunduğunu söylüyorsunuz. Ancak elinizde sizi haklı çıkartacak delillere sahip değilsiniz. Bunu ispat edin. Ben de bu hainlere öyle bir ölüm tattırayım ki dünya durdukça ondan söz edilsin. Ondan! Hanımefendi Helen. Sevgili Helen, bugün hangi tanrıça bu saraya adakta bulundu da bize ziyarete geldin acaba? Ziyaretini neye borçluyuz? Otur canım. Teşekkür ederim Athena. Sen her zaman bana sevecen davrandın. Sen de biliyorsun, bugünlerde hepimiz çok meşgulüz. Hepimiz dört gözle imparatoru bekliyoruz. Diokletianus'un anlattığına göre imparatorun eşi çok güçlü bir kadınmış. Onu etkimiz altına almalıyız. Ne dersin, bunu başarabilir miyiz acaba? O kadının senin etkin altına girmemesine olanak yok. İmparatorun eşinin sahip olduğu nitelikleri duydum. Çok kibirli bir kadınmış. Bu tür kadınları hiç sevmem ben. Zaten bunlara nüfuz da edemezsin. Taşa nüfuz edebilirsin ancak onlara nüfuz edemezsin asla. Ne düşünüyorum biliyor musun? Onların imparator eşi olmaktan başka bir özellikleri yok.
Senin de babamın üzerinde büyük bir etkin var Athena. Babam her zaman akıl ve zekana hayran kalmıştır. Defalarca babamın aldığı kararları değiştirdiğine tanık oldum. Bu yüzden imparatorun eşini de etkileyebileceğine inanıyorum. Bu senin için zor olmayacak, biliyorum. Abartıyorsun Helen. Belki bir ölçüye kadar dediğin olabilir. Ancak bugünlerde babanın Zeus'u bile tanıyacağından emin değilim ben. Onu sen ne kadar görüyorsan ben de o kadar görüyorum. Aklı fikri imparatorda. İmparatorla yatıp imparatorla kalkıyor. İmparator buradayken bir hadisenin patlak vermesinden korkuyor. Bu onun en büyük korkusu haline geldi. Ben de öyle sanıyorum. Doğrusunu istersen ben de bunun için buraya geldim. Halka kötü davranmak onların tepkisini beraberinde getirebilir. Tepki verebilirler. Anlamıştım zaten. Neden siz buraya gelmezsin sen? Athena, konu çok önemli. Ben babamın iyi danışmanlara sahip olmadığını düşünüyorum. Bunca katliam, işkence ve zindana atmalar onun yönetiminin sonunu getirebilir Athena. Daha ne zamana kadar İsevileri öldürecek? Bunların sayısı bitecek gibi değil. Onunla mutlaka konuşmalısın. Neden onunla sen konuşmuyorsun Helen? Biliyorsun aramız iyi değil. Onu durduracak tek kişinin sen olduğuna inanıyorum. Bu uygulamalar onun yararına değil. Lütfen, lütfen bir şeyler yap. Pek sanmıyorum. Böyle durumlarda o kimseyi dinlemez. İmparator şehre girdiğinde tatsız olayların yaşanmasından korkuyorum. Bu durumdan hiçbirimiz kârlı çıkmayız. Ayrıca bu babamın sonu olur. Yani bu durumdan geçeceğimiz kârlı çıkmayabiliriz. Ha. Ayrıca bu babamın sonu olur. Ha. Tamam, orası iyi. Oraya dikebilirsiniz. Biraz daha dikkatli olun. Evet, böyle iyi. Hadi ciğer sallanma, yürü. Yürü bakalım. Şuna bakın. Bu da ne böyle? Bu aşağılık adama olamaz. Haddini bildirmeliyim. Hani Mesih'iniz nerede ha? Niçin yanıma gelmiyor ha? Şöyle. Hadi sen de. Daha hızlı hadi. Hadi yürü. Yürü. Yürü hadi. Yürü. Bunlar ne yapıyor böyle? Bilmiyorum ama onu öldüreceğim. Dur, sakın yapma, sakin ol. Bu sahnelere tahammül etmekten başka hiçbir çaremiz yok. Çaresiziz. Çaresiz miyiz? Başka bir çare var. Sana göstereceğim. Dur, aklını mı kaçırdın sen? Şunların ne yaptığını görüyor musun? Dindaşlarımıza neler yapıyorlar? Hadi bakalım, yürü. Hadi, oralanmayın, yürü. Görüyorum. Senin gördüklerini ben de görüyorum. Sakin ol. Mutlaka bir çare düşüneceğiz. Hadi yürüyün. Hadi. Bağlayalım hemen. Hadi. Hadi, hadi. Gel bakayım ihtiyar. Hadi yürüyün. Yürüyün. Hadi sallanmayın. Yürüyün. Sallanmayın, yürüyün. Daha hızlı hadi. Hadi. Sallanmayın, hadi, hadi, hadi. Sen de. Hadi. Gelin.
Bütün bunlar Diokletianus'un değil, Julius'un emriyle yapılıyor. Ne fark eder? Ben bugün ya öldürülürüm ya da İsevilerin topluca öldürülmesinin önünü alırım. İkisinden birini seçeceğim. Tamam, haklısın. Kabul ediyorum. Eğer bu iş Diokletianus'un ya da Julius'un öldürülmesine kadar varsa bile bu cinayetlerin önünü alacağız. Ancak sevgili dostum, beni dinlersen biz İsevileri işe karıştırmadan onlardan işçi isteyelim. O işçilere çok ihtiyacımız olacak, eminim. Haklısın. İşçilerin çoğu iyi sevi. Bu iyi bir fikir gerçekten. Evet. Buyurun gidelim. Pekala, pekala. Madem öyle. Ekselanslarının yüksek danışmanları. Sizler de eğer işlerin yavaş gittiğinden yakınmak için geldiyseniz zahmet etmeyin, bu beylerden yeterince işittim. Ekselansları, birkaç işçi mi istiyorsunuz yoksa işçilerin tamamını mı? Sevgili Maximilianus, ne fark eder ki, söylesene. Ekselansları, işçileri amfiteyatro yapımında mı kullanacaksınız yoksa başka bir iş yapımında mı efendim? Onlar benim işçilerim. İstediğim yerde kullanırım. Efendim, tapınaklarda çalışan işçilerin çoğu iyisevilikle suçlanıp götürülüyor. Buna ne diyeceksiniz acaba? Bu doğru mu? Şehir meydanına dikilecek olan imparatorun heykeli olduğu yerde duruyor. Zira Julius işçilerin tutuklanmasını emretti. Affedersiniz ama sizleri bu kadar üzen şey sadece işlerin yürümemesi mi acaba? Yoksa bunun başka nedenleri de var mı? Her zaman haddinizi aşıyorsunuz Julius. Ağzınızdan çıkanı kulağınız da duysun. Bu suçlamalarınızın nedenini çok iyi anlıyorum. Ancak buna daha fazla tahammül edeceğimi sanmıyorum. Danışmanlarıma bakın. Karşılama töreni için şehri hazırlayacaklar da birbirlerine dişlerini gösteriyor. Ekselansları, yeterli insan gücü olmadan şehirdeki bu onarım çalışmalarının mümkün olabileceğini mi düşünüyorlar? Julius, şehirdeki onarım işleriyle uğraşan işçilere şimdilik dokunma ve sakın saygısızlık etme. Ama efendim, onların niçin tutuklandıklarını sizler de çok iyi biliyorsunuz. Ben Adonia'nın peşindeyim. Biliyorum. Bir kişi için tüm şehri kılıçtan mı geçireceksin yani? Ben bütün bu olup bitenlerin sizlerin sorumluluğu... Bu kadar yeter Julius. İmparator birkaç gün sonra burada olacak ama siz birbirinizle kavga ediyorsunuz. İşlerinizin başına dönün. Hem de derhal. Maximilian. Sonsuza kadar saklanacağını sanıyorsan yanılıyorsun. Romalı asilzadenin Jüpiter'e tapmadığını bir gün mutlaka ispat edeceğim. O gün Romulus'un kemikleri mezarında sızlayacak. Romulus'un kurt sütüyle büyüdüğü söyleniyor. Ancak öyle sanıyorum ki seni engerek yılanın zehiriyle büyütmüşler.
Maximilian, bu zehri bir gün mutlaka tadacaksın. O günü zevkle bekleyeceğim. Acaba sevgili Julius'a bir yardımımız dokunabilir mi? Evet, bu tarafa doğru. Tamam. Tamam, dikkat edin. Yavaş, yavaş. Yavaş. Evet, bu çok iyi. Şimdi yavaş yavaş çevirin. Dikkat edin. Heykele dikkat edin. Yavaş. Bu tarafa doğru. Tamam, güzel, güzel. Yavaş yavaş. Hadi. Hadi. Hadi sallanmayın, hadi. Şimdi yavaş yavaş yukarı kaldıracaksınız. Dikkat edin. Evet, bu tarafa doğru, bu tarafa doğru. Tamam. 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 Sen biraz daha dikkat et. Şu tarafa doğru gel. Döndürün, döndürün. Şimdi yavaş yavaş kaldırın. Dikkat edin. Dikkat edin. Hadi, hadi, hadi. Yavaş, yavaş. Tamam, bu daha iyi. Biraz kendine doğru çek. Dikkat et, dikkat et. Bir tarafına bir şey olmasın. Hadi sallanmayın. Uyuşuk herifler. Hey sen. İmparatorun heykeline en ufak bir zarar gelmesin. Ne dersin? Sence Diocletianus, Julius'un Maximilian ve Helen hakkında anlattıklarına inanmamış mı görünüyor? Diocletianus, Julius'un Helen'de gözü olduğunu bildiği için onun söylediklerine bu yüzden pek itibar etmemektedir. Aksi takdirde sahip olduğu bilgilerle hem Helen'in hem de Maximilian'ın işini bitirebilirdi. Buna ek olarak Diocletianus, Julius'un mevki ve makam hırsıyla ne kadar dolu olduğunu çok iyi biliyor. İşte bütün bunlardan dolayı Julius'un sözlerine önem vermiyor. Julius kendini Diocletianus'a ispat etmeye çalışıyor. Ve bu doğrultuda da elinden geleni ardına koymayacaktır. Bunu biliyor. Şunu da unutmamak gerekir ki Diocletianus kızı ve damadının Roma tanrılarına tapmadıklarını ve tek Allah'a iman ettiklerini öğrenecek olursa onları yok etmekle tereddüt etmeyecektir. Bunun için de çok dikkatli olmalıyız. Unutma ki onların başına ne gelirse bizim başımıza da o gelecektir. Sanki bir şey olacağını hissediyorum. Sabırlı olmalı ve doğru zamanı seçmeliyiz. Onları buraya getirin. Getirin onları buraya. Hadi. Hadi. Yürüyün, hadi. Hadi. Sallanma. Hadi. Durun, bekleyin biraz. Bekleyin. O da bir iyi seviy. Yakalayın onu. Hadi, yakalayın. Gel buraya, aşağı. 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 Hadi. Bırakın beni. Aşağı. Bırakın beni, ne istiyorsunuz benden? O yalan söylüyor. Hadi. O bir yalancı. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Onu hemen serbest bırakın. Hadi. Ama canım efendim, feda olsun size canım. O bir iyi seviy. Nasıl anladın bunu? Efendim, bu Julius'un görevlendirdiği adamlardan.
İsevileri çok iyi tanır. O çok yetenekli bir işçi. Şu anda ona ihtiyacımız var. Bırakın gitsin. Size minnettarım. Müsaadenizle gidelim. Hadi. Hadi sallanmayın. Hadi. Getirin onları. Keşke bunlar içinde bir şeyler yapabilseydik. He? Bu duruma daha ne kadar seyirci kalacağız? Ne zamana kadar? Şimdi kendi canını korumak için savaşçılığı, vahşiliği öğrenmek zorunda bırakılmış. Zulmün hakim olduğu bu ülkede hayatta kalmak için savaş tekniklerini öğreniyorlar. Kendinizi büyük gösteriye hazırlamalısınız. Unutmayın, imparator sizleri seyredecek. Bu yüzden çok iyi olmalısınız. Birbirinize zarar vermeyin. Dikkat edin. Aa, hayır, hayır, bunları beğenmedim. Bir başkası yok mu? Tamam, o zaman biraz ileridekilere bakalım. Yol açın. Yol açın. Yol açın. Yol açın diyorum size. Hadi yürüyün, yürüyün. Hadi. Onları nereye götürüyorsunuz? Şişman olanlarını gladyatör dövüşleri için, zayıf olanlarını da aslanların kafesleri için götürüyoruz. Güzel bir gösteri olacak. Biliyorsunuz tabii. İmparator eğlence istiyor efendim. İmparatora lanet olsun. Böyle oturup dindaşlarımızın katledilmesine seyirci mi kalacağız? Bir şeyler yapmayacak mısınız? Bugün bunun için Diokletianus'un yanına gittik. Tapınaklarda ve diğer binaların tamiratında çalışanlara artık dokunulmayacakmış. Söz aldık. Hepsi bu mu? Diğer dindaşlarımıza ne olacak? Onlar için de bir şeyler yapmalıyız. Bugün Diokletianus'un yanında bu konuda Julius'la tartıştık. Babanızın bize olan güveni günden güne zayıflıyor maalesef. Evet, haklısın. Huzurunda Julius'la bir kez daha tartışırsak bizim Allah'a iman ettiğimizi ve iyi seviyelerle irtibat halinde olduğumuzu anlayacak. İşte Julius tam da bunu istiyor. İzin verirseniz bir kez daha Diokletianus'la konuşayım. Sonuçta öldürülsem bile bundan eminim daha iyi olacaktır. Ölümün çözüm olup olmayacağını iyi düşünmeliyiz. Bu son okumuzun hedefe isabet etmesinden emin olmalıyız. Aksi takdirde zarar etmiş oluruz. Affedersiniz efendim. Ama bunca iyi seviye ile Diokletianus'un yönetimini devirmemiz mümkün değil mi? Söyler misiniz bana? Esas sorunumuz Diokletianus değil, imparatordur. Ama bu imkansız bir şey değil. İmparatoru kolaylıkla öldürebilirsiniz. İmparatoru öldürebilir miyiz? Hadi onu öldürdük diyelim. Büyük Roma İmparatorluğu yerli yerinde duruyor. Roma'nın sahibi değişse bile bir faydası olmayacak ki. İnsanların zihninde imparatorun tanrı olduğu ve tanrıların imparatoru koruduğu düşüncesi bulunduğu müddetçe hiçbir sonuç çıkmaz.
1000 imparatoru da öldürsek insanlar yerine başkasını seçecek. Diğer taraftan imparatorun ölümü dindaşlarımızın da öldürülmesini beraberinde getirecek. Hayır, hayır. İmparatoru devirmek bizim işimiz değil. Peki ne yapacağız? Tek çözüm susup oturmak mı yani? Hayır. Susup oturmak çare değil. Ama önce insanların düşüncelerini düzeltecek bir çözüm var kafamda. Bu durumda imparator kendi kendini yok edecek. Dolayısıyla problem ortadan kalkmış olacak. Bu imkansız bir şey, sen de biliyorsun. Hayır. Eminim işe yarayacak. Bunun için de Allah'tan yardım dilemeliyiz. Bu çözümü hayata geçirinceye kadar sabretmeye devam etmeliyiz. Bakalım ne olacak.